Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kabristanda dua eden bir sahabe hanım gördü. Ona dedi ki öyle ağlama dedi sesli ağlıyordu. Ondan sonra o da dedi ki bana isabet eden sana isabet etmedi. Resulullah tanımadı. Yoksa Resulullah Efendimiz'e cevap verir mi? Tabii ki ya Resulallah der. Eşini kaybetmiş böyle bir ölüm durumunda kadıncağız da yalnız kalınca kocasının eşinin kabri başında ağlıyor. Ağlamasından dolayı böyle feveran etmesinden Resulullah Efendimiz sabret, sabret dedi. O da dedi ki benim başıma gelen senin başına gelmedi dedi. Resulullah Efendimiz cevap vermedi. Ayrılı oradan dediler ki o peygamberdi sen ne yaptın? Ey üzüldü bu sefer. Doğru Resulullah Efendimizin evine geldi. E ondan sonra kapıyı çaldı. Dedi ki ey Allah'ın Resulü e sana karşı çıkmam mümkün değil. Bir yanlış yaptım. Su'yu edep ettim. Senin de olduğunu bilseydim böyle yapmazdım ya Resulallah. Yani hakkını helal et. Özür dilerim. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a durumunu arz etti. Peygamber'e karşı çıkmak ne demek? Ve onun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabru indes sadmetil ula sabır sabır inde sadmetil ula. İlk musibet başa geldiğinde olmaktır. Şimdi aklın başına geldi. Benden özür diliyorsun. Ben sana söylediğimde orada musibet anındaydın. Sabırlı olman gerekirdi. Yani kim olursa olsun açıklayan sana bunu söyleyen peygamber de olsa ki Resulullah Efendimizin dönemi değil ama misal kim olursa olsun Orada ilk musibet anında öfkelendin, kızıyorsun, bağırıyorsun. Ağzından küfür çıkacak. Efendim feveran ediyor. Ağıt yakmaya kalkışıyor. Yapma bunu. İşte benim başıma gelen senin başına gelmedi. Yani ben feryada devam edeceğim. Ama ondan sonra da ben efendim estağfurullah yanlış yaptım falan. Halbuki ilk musibet anındadır sabır. Şimdi burada birkaç mesele var fıkhi olarak. Bir, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz o hanım sahabeye sen niye kabristandasın demedi. Ha demek ki bir bayan kabristana gidebilir. Efendim orada Allah'a münacat eder. Geçmişlere de dua eder. Kimse iman ehli gidip kabirden bir şey isteyecek değildir. Bir Müslüman bunu yapmaz. Onun farkında herkes. E biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete gideriz. Resulullah Efendimiz'den bir şey istemek için değil. Esselamu Aleyke Ya Resulallah deriz. Orada Yasinler okuruz, dualar okuruz. Efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine sığınırız. Rabbimizden isteriz. Evet, şefaati li kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarınadır. Kendisi bildiriyor. Evet, As sabru, sabır inde sadmetil ula. İkincisi, orada Resulullah Efendimiz çünkü ahkam dinin hepsini açıklıyor. Kendisine yani kabristana giriyorsun. Abdestli misin? Hayızlı mısın? Temiz misin vesaire onu da sormadı. Ha demek ki bir insan yani abdestsiz de olsa veya özel halinde de olsa oldu ki hani kabristanı ziyarete gidecek. Orada e, Fatiha dua mahiyetinde okuyabilir. La ilahe illallah zikrini yapabilir. Geçmişten ruhuna atfen bu şekilde ziyaret yapabilir. Yani buna müsaade vardır. Cami değil çünkü orası. Camiye giremez. Ama kabristana efendim. Tabii mümkün mertebe temiz haliyle abdestli bir şekilde girmesi doğru olacaktır. Ancak yani böyle bir şey olursa bir şey olur mu? Olmaz. Onu söylemeye çalışıyoruz. Yani ya niye öyle giriyor? Ya onu demiyorum ki öyle gitsin demedim ki zaten. Yani böyle bir durumda Oldu ki bayramda gitti ziyaret edecek hal o efendim daha da ziyaret edemeyecek memlekete gitti. Özel hali vardır abdestsiz durumu vardır kabristanda ziyaret edecek edebilir. Ancak temiz olması pırıl pırıl abdestli bir şekilde o, efendim, orada Yasinler okuması daha güzel olacaktır. Şimdi burada hadis-i şerif Bukhari'de Biz bir ey kadıncağız senin kabristanda ne işin var demedi. İki sen efendim abdestli misin temiz misin sormadı. Ha, bu meselelerde de aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada ne yaptı? Dedi ki feveran etme. Yani ağıt yakma. Ağlama. E, kadınların cenaze anında cenaze anında e, cenaze namazına katılmaları mekruhtur. Sebep kalpleri dikkat. Yani e, naif olması hasebiyle duygusallıkları fazladır. Orada ağlarlar ve bu sefer e, yani adaba uymayan şeyler çıkabilir. Ondan dolayı yani o cenaze anında esnasında evde beklemeleri ve teşhinin işte camide erkekler tarafından yapılıp kabristana defnetmeleri definden sonra ziyarete gidebilirler. Yani o esnada cenaze namazında ve definde bulunmaları mekruhtur. Yani bu şekilde e, olacaktır buna da dikkat etmek lazım. Yani din orada bir kural koyuyor. Nedir? Yani kadınların kalpleri biraz duygusal oldukları için çabuk ağlayabiliyorlar. Yapılarında bu vardır. Allah Celle, Celle sonsuz rahmetidir bu. Neden? O rikkat, o efendim merhamet kadınlarda çok fazla olması e çocuk bebeklere ne yapıyor? Bütün merhametini ortaya koyuyor. Erkeklerde de efendim bu şekilde bir yapı Mevla'nın yaratması o da ne yapıyor? Vatan müdafası. Dağlarda, taşlarda efendi düşmanla eşkıyayla teröriste mücadele ediyor. O da duygusallıkla yapamaz. Mevla her madeni farklı yaratmış. Demiri sert yaratmış. Altını yumuşak yaratmış. Altın yumuşaktır. Sakız gibidir ha. Altın. Onu sertleştiren gümüştür. Altının içinde gümüş olması sakız gibidir. Yumuşaktır. Allah öyle yaratmış. Öyle yaratmış. Allah altını erkeğe, hanımlara mübah kılmış. Niye? Yumuşak maden. Allahu alem tabi. bilemiyorum da aklıma geldi. Ee, onun için bunlara da e, dikkat etmek lazım. sabır, ilk musibet anındadır. Musibetin geldiğinde sabretmeyi bilmek lazım.